Bana. Evlat evlattır. İnşallah Sevilay, yapılacak kazı çalışmaları sonunda annenin cesedine de ulaşılır. İnşallah. Onun bir mezarı olur ve sen İnşallah. belli günlerde bir evlat olarak gidip annenin mezarının başına bir bardak su döküp bir belki gül ağacı diker, Fatiha'nı verirsin. O zaman en büyük mutluluğu yaşamış olursun. Üzüntüyle birlikte mutluluk kaçar. Büyük bir başarıdır. Şimdi kız Kutluyorum annesinin seni. öldürüldüğüne mi yansın? Annesini dayının dayısının öldürdüğüne mi yansın? Yani cinayet zaten çok kötü bir şey ama aile içi işlenen cinayetler Bambaşka. gerçekten Bambaşka. zincirleme, acı ve üzüntü getiriyor. İsterseniz söyle. Müge abla ben acaba diyorum ki hani işte dayı demek istemiyorum o kişiye. Onun da iki tane çocuğu var ya. Büyüdükleri zaman, bu yayını izledikleri zaman acaba bana kızarlar mı babalarını şikayet ettiğim için? Ay kıyamam ben sana. Kıyamam. Olur mu? Olur mu hiç öyle şey? Onlar da beni suçlarlar mı acaba? Olur mu hiç öyle şey? Senin bir kere bu konuyla hiç alakan yok. Bu cinayet işlendiğinde sen daha 11 yaşındasın yavrum. Senin konuyla ne alakası, ne ilgin var? Öyle şey olur mu? O zaman hepimiz birbirimize diyelim ki herkesin bir yazığı var. Herkes, aa yazık onu şikayet etmeyelim, aa yazık bunu söylemeyelim. Bir de şöyle Şöyle düşün. pardon, eğer bu cinayet işlendiğinde senin teyzelerin, deden, halan bu cinayeti o zaman söyleselerdi o iki çocuk şimdi dünyaya gelmeyecekti. Ya anlatı seninle ne alakası var? Hatta onların şimdi anneleriyle konuştuk. O da benzer bir şey söylüyor. Niye yani önceden şikayet etmediler de bu iki çocukla ben dur. Kızmamış değil mi bana? Sana niye kızsın kuzum benim ya? Ay bakar mısın? Çocuk mu çocuk? Bir de şunu unutmamak lazım. Ay Bugün kıyamam ya. böyle bir cinayet işlemiş biri ortaya çıkmasaydı, kardeşini öldüren birinden bahsediyoruz. O iki çocuğun annelerini de bir başka gün öldürmeyeceğini, kıymayacağını kim bilebilirdi? Ya, tabii ki de Doğal aslında. Sen olarak o söyledin ya çocuklar ona da bıçakla kendi saldırdı annelerini de diye. güvence altında Evet. hissedecekler. Sen ona Bir de öyle düşün. gittiğinde dedin ya dayım kendi eşine de bıçakla saldırdı. Teyzem aldı Evet, elinden bıçağı Sen diye. o çocukların Hani her annelerini de ihtimal aklıma korudun. geliyor o yüzden. Şu andaki ihtimal, şu andaki mutluluğumuz 7 yıldır saklanan bir cinayetin ortaya çıkması olmalı. Bunun da mimarı, kahramanı sensin. Günün adamı sensin Siz yani. olmasaydınız ben bir şey Ben yapamazdım ki. aracıyım, ben aracıyım. Peki. Efendim, işte Cuma günü neler yaşandı bir başlayalım isterseniz. Yaptığı itirafın ardından Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı cinayet büro ekipleri Meleğin ifadesini almak üzere stüdyomuza geldi ve Meleği hiç vakit kaybetmeden Kocaeli'ne götürdü. İşte o görüntüler. Bu arada efendim ekranın sağ tarafındaki görüntüler canlı görüntüler. İşte burada Mevlüt Okulsal kız kardeşini öldürdükten sonra nereye attığını gösteriyor. Bu Melo bizim Melo mu geldi yine? Melo da şey Melo da canım benim. Melo bizim Melo'muz çok tatlı maşallah ona. Melo ile beraber belediye ekipleri, askerler, polisler herkes işte bu bölgeyi arayacaktı. Bir 7 yıl önceki bir cinayetten bahsediyoruz yine altını çizelim. O kadar da kolay bir iş değil. Hadi izleyelim bantları Melo'ya da gene bakalım yayın altından. Hiç mi düşünmediniz çoluğu çocuğu vardır diye? Hiç mi düşünmediniz arkasında ağlayan vardır diye? Bu hanımefendinin lokantada bir kavga sırasında öldürüldüğü iddia ediliyor. Kimin öldürdüğü iddia ediliyor? Senin. Sen benim ilk sesimi duyduğumda da ağlamıştın. Kesinlikle. Sizin o restoranın yanındaki evin ısıtması nasıldı? Sobalıydı ve odunla mı ısıtıyordunuz? Odunla Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, Seher Okusal cinayetinin üzerindeki sır perdesini adım adım kaldırırken stüdyomuzda ekranlara yansımayan bir kişi daha vardı. Çuvalladığın nokta şu, nasıl kardeşinin peşine düşmüyorsun? Nasıl insan kız kardeşinin peşini aramaz? Yayınımızı stüdyo gerisinden izleyen işte bu gizemli kişi, Seher Okusal'ın katili, kardeşi Mevlüt'ten başkası değil diyen eski eşiydi. Müge Anlı, gizli tanığın verdiği şok bilgiler üzerine Mevlüt Okusal'ın eski eşine ulaşmış ve bildiklerini anlatması için ikna etmişti. Bir numaralı görgü tanığı Müge Anlı'ya yayın sonrası her şeyi itiraf ederken yıllarca susmasını ise korktuğum için diye açıkladı. Artık gördüklerini ve bildiklerini polise de anlatmak istiyordu genç kadın. Yıllardır karanlıkta kalan cinayeti aydınlatacak bu sürpriz gelişme üzerine soruşturmayı yürüten Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne bilgi verildi.
Stüdyomuza gelen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı cinayet masası polislerine de bu şok itiraflarını tekrarladı Mevlüt Okusal'ın eşi. Polis ekipleri eski eşi Gebze'deki Molla Fenari Sefa Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yer göstermeye götürdü. Gebze'nin ormanlık alanlarındayız. 7 yıl önce Mevlüt ablasını öldürdükten sonra cansız bedeni işte bu bölgeye getirdi ve bu ormanlık alana attı. 7 yıl sonra polis Seher Okusal'dan bir iz arıyor. Sadece ağaçta değildi. Etrafta da böyle şeyler vardı. Dikenler falan vardı. Kocaeli Cinayet Masası dedektifleri şu anda her şüpheli yere dikkatlice bakıyor. İşte burası Mevlüt Okusal'ın canice öldürdüğü ablasını atmak için seçtiği yer. Savcı bu bölgeye geldi, gerekli talimatları verdi. Burada köpeklerle arama çalışması başlatılacak. Yıllar sonra gelen itirafın ardından polis ekipleri cinayetin işlendiği Gebze'deki o eve gitti. Polis ekipleri Mevlüt Okusal'ın 2012 yılında kalmış olduğu evin önündeler. Seher Okusal o gece arkamda görmüş olduğunuz bu eve geldi ve kardeşi tarafından öldürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri tek katlı gecekonduda titiz bir çalışma yürüttü. Şu anda olay yeri inceleme ekipleri luminal inceleme yapmak için hazırlıklarını yapıyor. O kanlı geceden bir izin peşinde polis. Peki eski eşin anlattıklarına göre cinayet nasıl işlenmişti? Mevlüt Okusal o gece evde tek başınaydı. Geç saatlerde ablası Seher Okusal kapıyı çaldı, içeri girdi. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede alevlendi ve Mevlüt Okusal o kavganın ardından ablasını hunharca katletti. Seher Okusal'ın kafası duvara çarpmış ve duvar kan içinde kalmıştı. Acaba 7 yıl sonra o kan izine rastlanabilecek mi? Cinayetin ardından Mevlüt Okusal o dönemki eşine suçunu itiraf etmiş, hatta suç ortağı olması için de zorlamıştı. Çünkü evin hemen yakınına atılan ceset kokmaya başladığı için her an bulunabilirdi. Günlerce ablasının cesedinin bulunduğu yere çok yakın bu evde yaşadı. Aradan geçen günlerde oradan yükselen ağır kokunun ardından ise ablasının cansız bedenini bulunduğu yerden çıkartıp çöp poşetine yerleştirmiş. Ardından da kendisine ait otomobile o cesedi yüklemiş. Hedefinde ise Molla Fenari Sefa Tepesi vardır. Olay yeri inceleme ekipleri evden topladıkları delilleri laboratuvara götürmek için arabaya yerleştiriyor. Olay yeri inceleme ekipleri yaklaşık yarım saatlik araştırmanın ardından çalışmalarını sonlandırdı. Evet efendim, bütün bunlar aslında olurken Mevlüt ve babası da İstanbul'daydı. Konudan habersizlerdi. Açıkçası benim için orada önemli olan program yapmak değil, kızın da başına bir zarar gelmesin. Şimdi hani kızın anlattıkları ne kadar ciddiye alınır? İtiraf eder mi etmez mi? Sonra adam da tabii tek görgü şahidi. Sonuçta o sırada beraber olduğu kadın başına bir şey gelir diye. Ben müthiş bir gizlilikle bütün bunları yaparken, bütün bunlar olurken Mevlüt'le babasının haberi yoktu. Bu itirafın ardından işte evde yapılan incelemelerle belgeler de ortaya çıkınca bu sefer Kocaeli Emniyeti tekrar buraya geldi ve Mevlüt'le babasını kaldıkları otelden aldılar. Neden babasını? Çünkü aslında Melek en baştan beri şunu söyledi. Aile içinde bir karar alındı. Ben buna çok katılmıyorum aslında. Sonra cinayetin işlendiği, işlenme şekline bakacağız. Hani aile içinde bir karar alındı, Mevlüt ablasını öldürdü diye düşünse de o şundan dolayı böyle anlatıyor. İşte nikahsız yaşaması biriyle, işte evinden kaçması vesaire aile içinde sıkıntıya yol açmış. Hani ölse de kurtulsak gibi anladığım kadarıyla sık aile sık içinde mevzular geçtiği hayatına için ve kız da kaybolunca bir aile meclisi kararı gibi adlandırılsa da cinayetin işlenme şekli, yani o gün yaşananlar bunun bir aile meclisi kararı olmadığını ortaya çıkarıyor. Ama Meleğin böyle bir iddiası olduğu için baba oğul gözaltına alındılar. İşte o görüntüler. Hiç mi düşünmediniz çoluğu çocuğu vardır diye? Hiç mi düşünmediniz arkasında ağlayan vardır diye? Beni bu hale kim getirdi, kim? Hayatımı çaldınız
Bunun başına hesabını veremem. Siz benim çocuğumu elimden aldınız. Mevlüt Seher'in kafasına odun gibi bir şeyle vuruyor. Daha sonra onu el arabasına koyarak restoranın yanındaki evde yaşıyorlardı. Bu evin yakınlarında bulunan sazlık bir alan varmış. Oraya el arabasıyla götürüp gömüyor. Ablamı öldürecek, kavga edecek, kıyacak, yani hiçbir durumumuz olmadı. Benim annemin sesini kesecek ne yaptınız? O kızım diye sesini kesecek ne yaptınız yani? Görgü tanığının şok itirafları üzerine harekete geçen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri düğmeye bastı ve ilk olarak cinayetin bir numaralı şüphelisi Mevlüt Okusal'la babası Hayrettin Okusal'ı gözaltına almak üzere kaldıkları otele geldiler. Önce baba Hayrettin Okusal için gözaltı işlemi uygulandı. Polis ekipleri üst araması yapıyor. Bu arada içeriye doğru yöneldi bir grup polis de. Onlar da Mevlüt Okusal'ı gözaltına alacak. Efendim, cinayeti biliyor muydunuz? Ben bilmiyorum. Oğlunuz size hiçbir şey anlatmadı mı? Yok. Oğlunuz kızınızın katili olduğu iddia ediliyor. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Daha sonra Mevlüt Okusal, ablasını öldürme suçlamasıyla polis ekiplerince elleri kelepçelenerek gözaltına alındı. Kardeşinizi odunla döverek öldürdüğünüz iddia ediliyor. Hayır. Peki niçin bu iftiralar atılsın size? Bilmiyorum. Kim neden? Kimin attığını da bilmiyorum. Siz ablanızı öldürmediniz mi? Hayır. Gebze Savcılığı'nın verdiği talimat üzerine Kocaeli polisi İstanbul'a geldi. Baba oğlu gözaltına aldı. Artık onlar için adalet önünde hesap verme vakti geldi. Baba oğul Kocaeli'ye götürülmeden önce Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildiler. Sağlık kontrolünün ardından Mevlüt ve babası Hayrettin Okusal sorgulanmak üzere Kocaeli'ye götürüldüler. Evet, az önce Gökhan Bektaş 72 saat içinde Kocaeli İstanbul arasında polis mekik dokudu demişti. Görüntülerden siz de ne kadar doğru bir ifade kullandığını görüyorsunuz. Polis önce Meleği geldi, aldı, götürdü. Orada gitti, yer gösterme çalışmaları, savcı bu sefer tekrar talimat verdi, tekrar geldiler, baba oğlu aldılar. Melek kocam yaptı, ben her şeyi biliyorum dedi. Ama tabii polisin bir takım deliller öne sürmesi gerekiyordu. O delilleri de elde ettikten sonra akşam saatlerinde gördüğünüz gibi Mevlüt Okusal alındı ve Mevlüt Okusal emniyette verdiği ifadede cinayeti olduğu gibi itiraf etti. Aslında tam yayında konuştuğumuz gibi, dediğim gibi ben tabii hani bana gece istihareye yatmıyorum hani. Bana anlatıyordu arkadaki, ben söyledim ama hiç bozuntuya da vermiyordu. Gerçi biz burada bozuntuya vermiyor gibi düşünsek de Melek tanıdığı için eşini, işte bakın ağzı kurudu, yalan söylerken şöyle yapar falan diye de oradan yine bilgileri veriyordu hareketlerinden. Ama polisin karşısında daha fazla dayanamadı. Az önce Sevilay dedi ki çalılıkların arasında, aa sesi tanıdım, bu Melek'in sesi dedi. Bir kere telefonda konuşmuştum. Sevilay, Melek de burada seni kucaklamaya geldi. Bence asıl sen onu kucak.